Herkese merhaba, Kısa Kısa Matematik kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda matematikte ve hayatta size lazım olacak bilgileri kısa ve özet olarak işliyoruz. Bugün çokgenlerde iç ve dış açıların formülleri ve özelliklerini kısa ve özet olarak anlatacağım. Başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, konu isteklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Daha çok video için videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Hazırsan başlıyoruz. İç ve dış açıları çokgenler üzerinde değerlendireceğiz. Onun için hemen önce çokgenin ne olduğunu öğrenelim. Çokgen düz çizgilerden oluşan ve kapalı olan şekillere denir. Köşeleri büyük harflerle isimlendirilir ve okunurken A, B, C, D, E kaç kenarlı? 1, 2, 3, 4, 5. Beşgeni şeklinde A, B, C, D, E beşgeni denir. Bunların düzgün olanları yani bütün kenarlarının boyları tekrar çiziyorum. Bütün kenarlarının boyları aynı ve açıları da aynı. Açıları 90, kenarların uzunlukları da eşit olanlara da düzgün denir. Kare bir düzgün çokgendir. Yine eş kenar üçgen, tüm kenar ve açıları eşit olan bu da bir düzgün çokgendir. Eğer beşgenin tüm kenarlarını ve açılarını eş yaparsan o da düzgün bir beşgen olur. Hemen konumuza geliyoruz. Çokgenin ne olduğunu öğrendik. Üçgende dış açılar ve iç açılar bulunurken bunun üzerinde göstereceğim. Bakın buraları maviyle gösterdiklerim iç açı oluyor. Kırmızıyla göstereceğim yerlerde yani şuralarda dış açı dışarıda olduğu için dış açı oluyor. Dış açıları isterseniz şu tarafta isterseniz bu tarafa bakar yani şöyle çekip burayı da gösterebilirsiniz. Burası ve burası birbirine eşit. Yine bu kırmızılar dış açı. Bunlar arasında şöyle bir ilişki var. İç açı toplamını bulmak için üçgen sayısından yararlanıyorsunuz. Bir beşgen içinde kaç üçgen oluşturulabilir? Oradan yola çıkıyorsunuz. Her zaman kenar sayısından 2 eksik üçgen oluşturabiliyorsunuz. N eksi 2. İç açı toplamı da buraya bağlı. Bu üçgen sayılarının her birinin iç açısı 180 olduğu için N eksi 2 çarpı 180 iç açı toplamıdır. Dış açı toplamı çok basit. Her zaman şeklinin ne olduğu hiç önemli değil. 360 derecedir. Bazen düzgün olan şekillerde, bak bu iki kural sadece düzgünlerde geçerli. Bütün iç açıları eşit oluyordu ya. Ondan dolayı iç açı toplamını n eksi 2 180'den buluyorsun. Sonra bunu kenar sayısına yani n'e bölüyorsun. Bir tanesini bulabiliyorsun. Bir dış açıyı nasıl buluyorsun? 360'ı, dış açı toplamı 360'tı ya, kırmızıların toplamı. Bunu kenar sayısına bölerek bulabilirsin. Buradaki bu n harfi kenar sayısı oluyor. Evet, hemen örneğimizle konuyu pekiştireceğiz. Bana bir dört kenarlı şekil vermiş ve bu şekil üzerindeki x açısının değerini soruyor. Bakın iç açıları vermiş. Dörtgenin bir iç açısını nasıl bulabiliriz? Eksik olan açısını. Düzgün olmadığı için, hepsi eşit olmadığı için formülden yapacağız. İç açı toplamı formülünü hemen yazıyorum. Neydi? N eksi 2 çarpı 180. Yerlerine yazalım. N kaç? 4 kenar olduğu için 4. 4 eksi 2 çarpı 180. 4'ten 2 çıkar. 2 180 ile çarp. 360. İç açıları toplamı 360 çıktı. Verilenleri topla 360'tan çıkar. 80, 70 ve 140. Topluyorum. 0, 15, 19, 1, 2. İçeridekiler 290. 360'tan 290'ı çıkar. Cevabı 70 bulursun. A şıkkı doğru cevap. Bu konunun daha detaylı anlatımı için BGM Matematik kanalımızın 7. sınıf videolarını inceleyebilirsiniz. Ve sen çöz bölümüne geldik. Ekrandaki soruyu çözüp cevabı yorum kısmında benimle paylaşıyorsun. İyi faydalı bulduysan kanalımıza abone olabilirsin. Ayrıca videoların devamı için videoyu beğenerek destek olmayı unutma. Bir dahaki kısa bilgide görüşürüz.